Merhaba gençler. Dünyanın şekli ve sonuçları ile ilgili bir KTT yapmak istedim. Şimdi birinci soruya baktığımızda Dünya ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir şekle sahiptir. Dünyanın bu şekline geoid denir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şekline kanıt oluşturur? Şimdi dünyanın küresel olmasının sonuçlarıyla geoid olmasının sonuçlarının farklı olduğunu söylemiştik. Geoid olmasının 3 temel şeyi sonucu var. 1. Ekvatorun herhangi bir meridyenden daha uzun olması. 2. Yer çekiminin ekvatorda az, kutuplarda çok olması. 3. Ekvatorun yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması olarak ifade etmiştik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana. İkinci soruya baktığımızda Ali babasının işi nedeniyle Bartın'dan ayrılarak gittiği şehirde aşağıdaki durumları gözlemlemiştir. Sıcaklık ortalamaların daha yüksek olduğunu, güneş ışınlarının daha dik açıyla geldiğini, yerel saatin daha ileri olduğunu, buna göre Ali'nin gittiği şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi sıcaklık ortalamaların daha yüksek olduğuna göre Bartın'dan daha güneyde olacak, daha aşağıda olacak. Güneş ışınlarını daha dik açıyla alacak bu yüzden. Yerel saat daha ileridir dediği için gittiği yer Bartın'ın hem güneyinde hem doğusunda olacak. Yani sorunun doğru cevabı Hatay. Üçüncü soruya baktığımızda Dünyanın şekline bağlı olarak sıcaklık ortalamaları ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Evet. Aşağıda verilen durumlardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranının azalması. Bu tamamen sıcaklığa bağlıdır. Mesela Akdeniz Karadeniz'e göre niye daha tuzludur? Çünkü Akdeniz daha sıcak olduğu için buharlaşma daha fazla. Buna bağlı olarak su buharlaşıyor ama tuz buharlaşmıyor. Dolayısıyla Karadeniz'e göre tuzluluk oranı fazla. Kutuplarda kalıcı kar sınırının deniz seviyesine yakın olmasın. Neden? Çünkü kutuplarda sıcaklık düşük olduğu için kalıcı kar 0 metreye kadar iner. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe farklı bitki topluluklarının görülmesi bu enlem sıcaklık ilişkisinden ziyade yükseltinin sıcaklığa etkisi olarak söyleyebiliriz. Çünkü yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık düşer. Bu da bitki örtüsünün farklılaşmasına neden olur. Yani doğru cevabımız Ceyhan. Dördüncü soruya baktığımızda Güneş ışınının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bu durumun etkisinden söz edilemez? Güneş ışınlarının düşme açısı denildiği zaman aklımıza iki şey gelecekti. Birincisi sıcaklık, ikincisi gölge boyu. Dolayısıyla sıcaklığı aldık, gölge boyunu eledik. Bitki kuşakları iklime bağlıdır. İkliminde temel elemanı sıcaklıktır. O yüzden o da etkilenir. Deniz suyu sıcaklıkları etkilenir. Ama jeolojik yapıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü jeolojik yapının sıcaklıkla bir alakası yoktur. Yani depremin sıcaklıkla ya da volkanizmanın sıcaklıkla bir alakası yoktur. Beşinci soruya baktığımızda aynı enlem üzerinde A ve B noktalarının yükselti değerleri, bitki kuşakları ve yerel saatleri gibi özelliklerinden hangilerinin aynı olması beklenir demiş. Şimdi aynı enlem üzerinde ise eğer güneş ışını aynı açıyla alır. Dolayısıyla yükselti değeri aynı olacak diye bir şey yok. Yerel saatinin aynı olması zaten imkansız. Ama bitki kuşakları aynı olması beklenebilir. Yani her ikisinde de mesela maki bitki örtüsü görülebilir. Altıncı soruya bakıyoruz. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine özgü şekline geoid denir. Yukarıda verilenlerden hangileri üzerinde dünyanın şeklinin etkisi vardır diyor. Yer çekiminin dünyanın şekliyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Eksen eğikliği, çocuklar eksen eğikliği dünyanın yıllık hareketiyle alakalı bir durumdur daha çok. Ekvatorun yarıçapı yine aynı şekilde. Yörüngenin şekli dünyanın güneş etrafında izlediği yörüngesi ile kendine özgü şeklin bir alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, 7. soruya bakıyoruz. Yer çekimi, gölge boyu, denizlerin tuzluluk oranı. Şekilde verilen A noktasından, şurada bakın A noktasından, B noktasına doğru gidildiğinde yukarıdaki durumların hangilerinde artış gözlenir? Kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. O zaman yer çekimini kesinlikle alacağım. Gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar.
Ama denizlerin tuzluluk oranı artmaz, tam tersine azalır. Doğru cevabımız denizli. Evet arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz. Bir dünya haritası verilmiş. Haritada verilen noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2'de güneşin doğuş ve batış süreleri en kısadır. Çocuklar, ekvator çizgisel hızın en fazla olduğu yerdir. Çizgisel hız ne demektir? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıdır. Dolayısıyla 2 numarada çizgisel hız fazla olduğundan güneş daha hızlı doğup daha hızlı batar. En romantik şehrimiz Sinop'tur demiştik derste, hatırlayın. Niye Sinop demiştik? Çünkü güneşin batışı ülkemizde orada daha uzun sürdüğü için. Niye daha uzun sürüyor? Mesela Hatay'a göre niye daha uzun sürüyor? Çünkü daha kuzeyde, kutuplara daha yakın. O yüzden dünyanın dönüş hızı orada daha yavaş. Yani çizgisel hıza bağlıdır güneşin doğuş ve batış süreleri. Ekvatorda bu hız fazla olduğu için ekvatorda kısa, kutuplarda dünyanın dönüş hızı az olduğu için güneşin doğuş ve batış süreleri daha uzundur diyoruz. 9. soruya geçtik hemen. Yukarıda koordinatları verilen bölgeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Baktığımız zaman, hatta sorudan gidelim. İkinci bölgenin iz düşüm alanı daha büyüktür. İkinci bölge 40-50 paralelleri arasında. Birinci bölge 10-20. İz düşüm alanı daha büyüktür diyorsa soruda, başka soruları aydınlatması için söylüyorum. Ekvatora ne kadar yakın olduğuna bakacaksınız. İz düşüm alanı daha küçüktür diyorsa kutuplara ne kadar yakın olduğuna bakacaksınız. Çünkü ekvatorda meridyenler arasındaki mesafe fazla olduğu için iz düşüm alanı fazla. Kutuplarda ise meridyenler arasındaki mesafe daraldığı için iz düşüm alan azdır. Dolayısıyla A seçeneğini söyleyemiyoruz. Birinci bölgede iki meridyen arası uzaklık daha azdır. Hayır, birinci bölge 2'ye göre ekvatora daha yakın olduğu için fazladır. Birinci bölgede paralellerin boyları kısadır. Hayır, birinci bölge ekvatora daha yakın ve en uzun paralel biliyorsunuz ekvatordur. İkinci bölge Güney Yarımküre'de yer alır. Ne demiştik derste? Eğer paralel değerleri kuzeye doğru gittikçe artıyorsa Kuzey Yarımküre'de, paralel değerleri güneye doğru indikçe artıyorsa Güney Yarımküre'de demiştik. Baktığımızda burada kuzeye doğru gittikçe artıyor. Yani Kuzey Yarımküre'de. Ve sorumuzun doğru cevabı, ikinci bölgede gece gündüz arası zaman farkı daha fazladır. Ekvator gece gündüz süre farkının olmadığı bir yerdir. İkinci bölge birinci bölgeye göre kutuplara daha yakın olduğu için evet gece gündüz zaman farkı daha fazladır diyebiliriz. Evet 10. soruya bakalım. Akdeniz'in suları Karadeniz'e göre daha tuzludur. Bu durumu Akdeniz'in hangi özelliğiyle açıklanır? Ekvatora daha yakın olmasıyla, az önceki soruda bunu yanıtladığım için geçiyorum direkt. Daha hızlı geçiyorum. Evet, 11. soru. Bu tip sorularda soruyu okuyun önce. Buna göre bu merkezlerin ekvatordan kutuplara doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinden verilmiştir diyor. Şimdi baktığımızda A merkezinde meridyenler arası uzaklık B merkezindekine göre daha azdır. O zaman burası ekvatora daha uzak bir yer. C merkezi alçak enlemlerde yer alırken D merkezi orta enlemlerde yer alır. Alçak enlem ne demek? Ekvatora yakın. Yüksek enlem ne demek? Kutuplara yakın. Orta enlem ne demek? 30 ve 60 arası, yani orta kuşak. D merkezinde paralellerin boyları B merkezinden uzundur. O zaman D merkezi ekvatora B merkezine göre daha yakın olacak. Seçeneklere baktığımızda ekvatordan kutuplara doğru sıralanışının A'da olduğunu görüyoruz. C, D, B ve A şeklinde. Evet. Son sorumuz. Haritada verilen bölgeler matematik iklim kuşaklarından hangisinin sınırları içerisinde yer alır? Birinci bölge, şimdi şöyle söyleyelim, sınırları 0-30 arası sıcak kuşak, tropikal kuşak. 30-60 arası ılıman kuşak, 60 ve 90 arası da soğuk kuşak olarak ifade ediliyordu. Dolayısıyla 1 sıcak bölgede, 2 ılıman bölgede, 3 soğuk bölgede. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi
EBA testleri Milli Eğitim'in. Sınavda soru tipleri benzediği için bu KTT'yi bu testlerden yapmayı uygun gördüm. Hepinize başarılar diliyorum.